Beyin Hanım, bitirdiniz Yok, mi? Bitirdim. Teşekkürler. Burcucuğum, yani ben daha kötü bir şey söylememek için sadece yüzümü ekşitmişimdir. İşte ben daha kötü de olsa onu duymayı tercih ederdim. Bence doğru değil. Çünkü burada... Bak sonra ben bunları söylersem Bülent Ersoy kızıyor bize. Evet. Tamam mı? Evet evet, Ersoy, mesaj attı bana. Bülent Ersoy yayında diyor ki söyledi. Ne kadar iyi niyetli bir jürisiniz. Ne herkese diyor, iyi diyorsunuz. Herkesin diyor bir kanatları eksik diyor. Evet, bir kanatlarınız eksik diyor. Ya, diyor. Her Şimdi şeyin biz, gerçeğini söyleyin biz, diyor. Biz 32 senelik show business'teki geçmişimizi neredeyse Bülent Ersoy için ya da Yükseli de dahil ediyorum bazı köşe yazarları için bırakıp onlar ne derse onu söylemek durumunda kalacağız. Şimdi ben 54 yaşında bir abiniz olarak sizi beğenmeme hakkına sahip değil miyim? Kesinlikle sahipsiniz. Birinci hafta beğenince Osman Baba çok iyi de üçüncü hafta beğenmeyince niye böyle? Yok öyle bir hiç kesinlikle yok. Benim kişisel öyle bir evet. yorumum yok. Sadece ha, şunu söylemek bak, istiyorum. Şimdi bak yaşınız çok küçük. En önemli şey hayattaki en önemli şey adil olmaktır. Adil olacaksınız. Yani biz de Bülent Ersoy gibi kendimizden 25 yaş küçük birine aşık olup çocuğun birinciliğine mi? Çocuğun birinciliğine mi mani olalım? Mani olalım. Böyle bir şey de yapmıyoruz. Biz sadece beğenip beğenmediklerimizi ihsas ettiriyoruz. Kalbiniz kırılmasın. Yolunuza devam edin. Teşvik, moraliniz bozulmasın diye. Osman yani Bey, ben, Türkiye'ye bir star kazandırabilme şansı var burada. Yani siz biz, elbette inceleyip sıkı biz, okuyacaksınız ve her şeyi üstünüze söyleyeceksiniz. Üstünüze gidip çok kötüydü. Ben notaların gözüne basamadı demek istemem. Demem yani Nasıl size. Efendim? Bir daha yapmam. Lütfen. Tamam mı? Onun için o onu dedi, bu bunu dedi, Osman Bey bunu dedi. Bunlara kafayı takma. Sen her gün daha iyi olmaya bak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben seni bugün de beğenmedim. Sen daha iyi bir şarkıcısın. Daha iyi şeyler yapabilirsin. İşte ben de mesela neden bugün beğenmediniz bunu duymak istiyorum ki. Başında detonesin. Hah, işte bunları tek tek duymak istiyorum sizden. Yani kötü de olsa, olumsuz da olsa. Yetiştiremiyorsun şarkıyı. Yani heyecanlanıyorsun. Nefes nefese kalıyorsun. Kalmadım. Dansçılı... Şimdi aldırırım veterini seyredersin. Evet aldıralım. Kalmadım nefes Ama nefese şimdi bak çünkü. Yansımadan bahsediyorsun. His ve yansıma. Kesinlikle. Algılama bu farklı bir ya şey. Ya Ayşe Hanım zahmet olmasa veteriyi... Birinci kupleyi alabilir misiniz? Osman abicim çok gerçek bir şey var ortada. O hissiyatından bahsediyor. Siz bir algılama sonucu bunu söylüyorsunuz. Yani, siz gördüğünüzü söylüyorsunuz ve siz bunu eleştirmekle mükellefsiniz. Birinci burada. Olmakla bir tane birinci, bir tane şampiyon var. Ama ikincilik, üçüncülük, dördüncülük de başarıdır. Yani niye birinci olmak için her yolu mübah sayıyorsunuz? Hiç yani bunu bana ne olur söylemeyin. Jürinin, hiç öyle bir düşüncem yok. Jürinin üzerine gelmeyin. Jüri o onu söyledi, bu bunu söyledi. Biz sizin bu yaştan sonra tesisinizde kalıp da fikrimizi değiştirecek halimiz yok kızım. Evet ben ama hak verirsiniz ki. Karakterde bir yarışmacı olduğunu düşünmüyorum Osman abi. Vallahi Burcu'yu savunuyorum evet. özür dileyerek. Hak ama şimdi belki de... Ama gerçekten Burcu'nun jüriye karşı ben bugüne kadar bir kere bile bir hadsizliğini görmedim. Sadece sizin yorumunuza tam olarak alamadığı için sadece suratınızı buruşturduğunuz için söylemiş Osman abi. Başka bir şey yok yani. Benim bir öğretmenim vardı. Gitmeyelim ben. Yüksek okulda benim bir öğretmenim vardı Gazi Eğitim'de.